Varsa onu zaten sizlerle paylaşacağım. Belki güzel bir proje olur ondan da. Büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz. Bu esnalarda da aynı zamanda internetten izlediğimiz dizi ve filmlerin sayısı çok fazla arttı bu süreçte. Evet. Artık daha da bu korona süresi sonrasında dizi sektörü biraz daha hızlı. Türk dizilerini çok fazla göremiyoruz çünkü bunların arasında görüyoruz. Son yapılanları da izledik. Bir an Damla Yılmaz'ı da görür müyüz acaba bir internet dizi projesinde? Böyle bir isteği var mı ve izliyor mu? Özellikle tavsiye vereceğiniz kitap, film ve dizi varsa hayranlarınız bunu da sizden duymak istiyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. İnternet hani internet platformunda yani gerçekten orada dizi yapmayı isterim tabii ki. Ama aslında kendime bununla ilgili bir kutup koydum. Eğer ki baraj gerçekten istediğim gibi güzel bir şekilde ilerlerse zaten sonrasında tamamen orada dizi çekmek istiyorum. Yani internet dizisi çekmek istiyorum. Bakalım inşallah o da nasipse olur. Onun dışında ben bu korona döneminde aslında çok fazla kendimi diziye veya filme vermedim. Neden vermedim? Biraz kendimle vakit geçirmek istedim. Çünkü sektörün içinden çıktım ve tekrardan hani ona kendimi boğmak istemedim. Onun yerine kendimi geliştirmek istedim. Ne bileyim el işiyle uğraştım, resim yapmakla uğraştım, bir sürü kitapla uğraştım. Dolayısıyla bunlara daha çok zaman ayırdım. Ne okudum derseniz, ne okudum? Yine Stephen Zweig işte en son söylediğim kendisiyle kendileriyle savaşanları okudum. Onun bütün kitaplarını öneririm. Çünkü çok güzel kitapları var. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu var. İnanılmaz güzel bir kitaptır. Çok güzel aslında şeyleri vardır. Ufak mesajları gizlidir içinde. Onun dışında da bir tane film izlemiştim ama şimdi ismini unuttum. Belki izlemişsindir sen. Kademe kademe insanlar var ve yemek aşağı doğru gidiyor. Belki oradan bilenler çıkar. Neydi filmin ismi? Tam olarak hatırlayamadım şu anda. Değil, vallahi bilmiyorum. Ama güzel bir filmdi o da. Ben de çünkü isim hafızası yok. O yüzden çok bağlayamıyorum gördüğünüz gibi. Ama işte dediğim gibi bir tane film izlemişim. Onun dışında sadece kitapların arasında boğuldum açıkçası. Bence daha iyi oluyor. Kendini geliştirmek ve ruhunu beslemek açısından iyi oluyor. Bir de bolca meditasyon ve yoga yapıyorum nefes egzersizleriyle birlikte. Siz yine böyle Instagram'dan, sosyal medyadan takip. Bugün bir yemek hazırlığı var mı? Özellikle izleyiciye. Biz de açıklıkta. Şimdi ailemin yanına geldiğim için artık mola verdim. Dedim ki anne sen bana yemek yap artık. Çünkü kendi evimde kendime yemek yapmaktan yoruldum. Bir de anne yemeklerinin yerini hiçbir zaman tutmuyor. Dolayısıyla gelmişken ondan değerlendim dedim. Bu arada ailenize, Derya Hanım'a, herkese çok selamlarımızı iletiyoruz. Ay Kolay çok teşekkür ederim. ağırlayabiliriz sizi. Böyle yemyeşil, güzel bir kampüsümüz var Çok gene. isterim, çok isterim. Gerçekten bu enerjiyi ve pozitifliği yakından direkt kampüsümüzde yüz yüze görebiliriz. İnşallah Kıbrıs'ta da böyle sizin sevdiğiniz noktalar İnşallah. gezdirebiliriz inşallah. Son olarak aktarmak istedikleriniz öğrencilerimize, özellikle sektöre girmek isteyenlere, tam mezuniyet yaklaşıyor şu anda. Herkesin kafası karışık. Bir de tam bu sürece denk gelindi. Evet. Etkilendi. İşe girmeler etkilendi. Bununla ilgili tavsiye vereceksiniz öğrencilerimize. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu dönemde gerçekten ya bu dönemi biraz fırsat haline çevirmemiz gerekiyor. Yani bu döneme gerçekten aman işte böyle oldu ama bundan sonra ne olacak gibi şeyler negatif şeylerle beynimizi doldurmaktansa gerçekten bize yararı olacak şeylerle doldurmamız gerekiyor. Atıyorum. Evet mezun olacaksınız ama gerçekten bu dönemde elinizden geldiğince kendinize ders çıkarmaya çalışın. Elinizden geldiğince pozitif kalmaya çalışın ki bu dönem bittiğinde gerçekten hazır bir şekilde evet ben artık çalışacağım ve evet ben hazırım diyebilin. Zaten eğer ki mezun olacak kıvama geldiyseniz artık karar vermişsiniz ve bu işi yapmak istiyorum demişsinizdir. Dolayısıyla bence o enerjiyi içinizde tutun ve bu döneminde onun üstüne ekleyerek geçirin. Evet, bunu 13 yaşında karar vermiş biri olarak sanıyorum ki çoktan vermiş olması gerekiyor. Evet. Gerçekten faydasını şu anda böyle sizi ekranda izlerken de görüyoruz. Biyografinizi okurken de birçok nokta süper diye diye böyle Ay, sağ ol, teşekkür ederim. çok teşekkür ediyorum. Tüm Ben fan teşekkür ederim. klanlar çok güzel yorumlar yaptılar bize. Hem de şu anda katılarak aynı zamanda. Çok Onları da çok öpüyorum.
Biz de sizi çok öpüyoruz. İnşallah burada görüşebiliriz. Çok sevgiler. İnşallah. Çok sevgiler. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.